Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir adım atarak, bir takım itirazlar geleceğini de bilerek önemli adımlar atmaktadır. Ben yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmiş bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin statükocu ve içine kapanan anlayışını yıllarca eleştirmiş bir insanım. Ama eleştirmem demek şimdiki doğru adımını görmezden geleceğim anlamına gelmez. Bu adımları destekliyorum. Çok değerli adımlardır. CHP'nin dindarlarla, başörtülülerle, Kürtlerle, Alevilerle, Sünnilerle, her kesimden mağduriyete uğramış her insanla, azınlıklarla, Ermenilerle, Rumlarla ve diğer her kesimden insanla barışacağız, adım atacağız, Cumhuriyet adına atacağız bu adımları, devlet adına atacağız demesi son derece önemlidir. Bazı adımları konusunda eleştiriler var. Evet, var ve hani ama bunları CHP devlet adına atacağını söylüyor. Parti adına değil, kendisine yakın olan kesimleri de kastediyor. Kendisine yakın ve uzak olan kesimler için adım atacağını söylüyor. Bu ne demek? Eğer ki biz iktidar olursak ister bize yakın ister uzak kesimlere doğru hamleler yapacağız. Gerek bizim yıllarca söylediğimiz konularda devletin adım atması, gerekse de bize uzak olan kişilerin mağduriyeti konusunda bir söylem geliştirmemizle yine devletin adım atmasını sağlayacağız diyor. Evet, CHP KHK gerçeğiyle de yüzleşmeye başladı. Uzun süre bu konuda biraz atıl kaldılar, görmezden geldiler ama sonrasında adımlar atmaya başladılar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi KHK zulmüne uğrayan binlerce insanla görüşüyor. Bunu bir HDP'li olarak destekliyorum, tebrik ediyorum. Bunlar çok doğru adımlardır. Çünkü bu ülkede KHK'lılara yönelik olarak da en son 5 yıldır bir soykırım yaşatılmaktadır. Bir politik kırım yaşatılmaktadır.